Merhaba arkadaşlar, Profitnster'in yeni projesi olan Supplement Reper'in ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz ZMA nedir? Ne işe yarar ve gerçekten kullanmak zorunda mıyız? Arkadaşlar peki ZMA ne işe yarar? Arkadaşlar şimdi terliyorsunuz ve vücudunuzdan bazı vitamin ve mineraller kayboluyor. Bunlardan en önemlileri çinko ve magnezyum arkadaşlar. Bunları da e, bir ZMA saplı alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları böyle açacak olursak, çinko nedir, magnezyum nedir, bunlardan başlayalım arkadaşlar. İlk önce, ilk konumuz çinko nedir arkadaşlar. Çinko, insan sağlığı için e, belki de kritik diyebileceğimiz minerallerden bir tanesidir arkadaşlar. Çünkü ee, özellikle bir, bir sporcular için çok önemli. Terlediğimiz zaman vücuttan ilk atılan mineral çinko mineralidir arkadaşlar. Ve testosteron hormonunun salgılanmasında en önemli olan mineral çinko mineralidir arkadaşlar. Bu yüzden çinko almamız gerçekten gerekmekte. Çinkoyu nereden alabiliriz? Kırmızı etten alabiliriz. Ee, süt ve süt ürünlerinden. ya kısacası hayvansal e, ee ürünlerden biz çinko'yu temin edebiliriz arkadaşlar. Ancak yetersiz olduğu durumlarda ZMA supplementi alınması tercih edilir. Sıradaki konumuz magnezyum arkadaşlar. Magnezyum e, vücutta eksik olduğu zaman eksikliğini gerçekten hissedebileceğiniz bir e, mineral mineral arkadaşlar. E, dışarıdan temin edilmesinde genelde fayda bulunmaktadır. Çünkü vücudun e, Nasıl diyeyim? Rahat bir şekilde alamayacağınız bir e, mineral arkadaşlar. O yüzden bir ZMA suplementi alınması gerçekten faydalı olabilir arkadaşlar. Sonuç olarak şöyle arkadaşlar. ZMA suplementini almanız zorunlu değil. Ancak hani e, alırsanız çok faydasını görürsünüz. Hani e, ben şu anda bir Size bir örnek verecek olursam hem fiyat olarak hem de e, içerik bakımından gayet yeterli olan ben e, bu ürünü kullanıyorum, e, bu ürünü zemasını kullanıyorum ve gerçekten memnunum. E, ne zaman ne zaman kullanılması gerekiyor? Açıkçası bunun tam bir tarihi yok. Mesela sabah kalktığım zaman ya öğlen ya da akşam alınması diye bir şey yok. Sadece tek dikkat etmeniz gereken nokta süt ürünleriyle beraber tüketmeyin çünkü Kalsiyum ve magnezyum birbirlerini e, tetikleyen e, iki içerik arkadaşlar. İkisi, e, süt ile tükettiğiniz zaman zeymanın etkisini gerçekten çok 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 aza indirgemiş oluyorsunuz. İçerisindeki magnezyumdan yararlanamıyorsunuz arkadaşlar. Hani sadece buna dikkat etmeniz yeterli. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, iyi sporlar.